Yahudi sözcüğü etnik anlamıyla Musevi dinine mensup Orta Doğu kökenli toplulukların ortak adıdır. Yahudilerin İslamiyet tarafından da peygamber olarak kabul edilen Hz. İbrahim'in soyundan geldikleri kabul edilir. Bu nedenle İbraniler olarak da nitelendirilir. İsrailoğulları ifadesi ise Yahudilik ve İbranilik ile yakın anlamlıdır. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İshak'ın İsrail isimli oğlunun soyundan gelenlere İsrail oğulları denmektedir ve günümüzdeki İsrail devleti de ismini buradan almaktadır. İnanışa göre İsrail'in 12 oğlu 12 ayrı kabile kurmuştur. Hz. İbrahim'in ne zaman yaşadığına dair kesin kanıtlar olmamakla birlikte günümüzden 5000 yıl kadar önce yaklaşık M.Ö. 2900 ile 3000'lerde yaşadığını söyleyen tarihçiler bulunmaktadır. Ki bu dönemde Mezopotamya'da Sümer uygarlığı hüküm sürüyordu. Tarihin akışına bakarak Asurlarla dönemdaş olabileceğini veya Asurlar ile Sümerler arasındaki geçişin hemen öncesinde M.Ö. Önce 2100'lerde yaşamış olabileceğini düşünenler de vardır. İslami kaynaklara göre babasının adı Azer, Tevrat'a göre ise Tarah'tır. Azer dönemin gaddar hükümdarı Nemrud'un hizmetkarıdır. Efsaneye göre Nemrut, kahinlerin uyarısıyla yeni doğacak bir çocuğun kendisini öldüreceğine ve hükümdarlığına son vereceğini öğrenir. Bunun üzerine kentteki tüm bebekleri ve hamile kadınları öldürür. Erkekleri karılarından uzak şehirlere sürgün eder. Ancak çok güvendiği hizmetkarı Azer bir şekilde bu uygulamadan muaf tutulur. Eşinin hamile olduğunu öğrenen Azer onu bir mağaraya saklar ve İbrahim burada dünyaya gelir. Yahudi kaynaklarına göre Hazreti İbrahim Keldani toprakları içinde kalan Ur kentinde dünyaya gelmiştir. Bu kentin aşağı Mezopotamya'daki antik Ur kenti mi yoksa günümüzde Harran'a dönüşen Kuzey Suriye ile bizim Urfa ilimizin çevresi mi olduğu konusunda fikir birliği yoktur. Bir görüşe göre Antik Ur'da dünyaya geldikten sonra babası ve kardeşleriyle Harran civarına göç etmiştir. Babasının acımasız kral Nemrut'un hizmetkarı ve dönemin putlarının koruyucusu olduğu rivayet edilmektedir. Buna karşın Hazreti İbrahim peygamber olunca bu putları kırmış, Nemrut'la büyük bir mücadele içine girmiştir. Tevrat'a göre İbrahim peygamber henüz Ur kentindeyken Sare isimli kendisinden 10 yaş küçük bir kızla evlenmiştir. İnanışa göre uzunca bir müddet Harran civarında yaşayan İbrahim, daha sonra yine Allah'tan aldığı ilham ile soyundan gelenlere vaat edilmiş topraklar olarak e, belirtilen, bildirilen Kenan bölgesine göç eder. Burası günümüzdeki İsrail ve Filistin civarıdır. O dönemde bir hayli ıssız ve verimsiz topraklar olan Kenan'da, kıtlık baş gösterince çareyi Mısır'a gitmekte görür. Ancak Mısır'ı acımasız bir firavun yönetmektedir. Hz. İbrahim'in karısı Sare son derece güzel ve çekici bir hanımdır. Firavun evli olmasına aldırmadan arzu ettiği kadını haremine alan ve kocasını da öldüren ahlaktan yoksun bir hükümdardır. İbrahim eşinin güzelliği nedeniyle Firavun'a takdim edileceğini anlayınca kendisini Sare'nin erkek kardeşi olarak tanıtır. Bunun üzerine Firavun ona birçok hediyeyle birlikte kendi hareminde yer alan Hacer isimli bir köle kızı cariye olarak verir. İslami kaynaklar Hacer'in bir köle olmadığını, soylu bir aileden geldiğini söyler. Tevrat'a göre eşinin düştüğü bu durumdan kurtulması için Allah'a dua eden İbrahim'in dilekleri kabul olur. Firavun ve mahiyetine korkunç bir hastalık gelir. Bunun sebebini öğrenince Firavun Sare'yi serbest bırakır ve İbrahim ile Mahiyetindekilerin Kenan'a dönmesine izin verir. Bütün bunlar olurken Sare'nin hiç çocuğu olmamıştır. Kusurun kendisinde olduğunu anlayan Sare, neslin devamı için Hazreti İbrahim'in ikinci eş olarak Hacerle evlenmesine izin verir. Hacer bir müddet sonra hamile kalır ve Hazreti İsmail'i dünyaya getirir. Rivayete göre İsmail, Hazreti İbrahim'in Hacer'den olan tek çocuğu olmakla birlikte onun soyu kalıcı olmuş ve dünyaya yayılmıştır. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in kurban İsmail'i kurban etmeye kalkması ve Allah'ın ona bir koç hediye etmesi İslamiyet'teki kurban kesme ritüelinin kaynağı olarak anlatılır. Öte yandan İsmail'in dünyaya gelmesi Sare'nin Haceri ve oğlunu kıskanarak ona kötü davranmasına sebep olmuştur. Hacer bir ara dayanamayarak veya Sare tarafından kovularak ayrılmış sonra Allah'ın emriyle tekrar geri dönmüştür. Aradan 13 yıl kadar zaman geçer. Hz. İbrahim 99 yaşına Sare ise 89 yaşına gelmiştir. Yaşlı çift bir evlatları olmadığı için üzülmektedir. Bunun üzerine bir mucize olarak Allah yaşlı çifte Zürriyet nasip eder. Doğan erkek çocuğun adı İshak'tır. İshak'ın oğlu yani Hazreti İbrahim'in torunu Hazreti Yakup da daha sonra bir peygamber olacaktır. Tevrat'a göre Hazreti Yakup'un peygamberlik nail olduktan sonra adı İsrail olarak değiştirilmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse Hazreti İbrahim dönemin acımasız kralı Nemrud'un emrindeki bir putperestin oğludur. İbrahim peygamberinin nesli karısı Sare'den olan oğlu İshak ve cariyesi Hacer'den olan oğlu İsmail üzerinden dünyaya yayılmıştır. İshak'ın peygamberlik nail olan oğlu Yakup, İsrail oğullarına ismini veren kişiden başkası da değildir.